Marmara bölgesinin en iyi ziraat odası olacağız. Ondan sonra da Türkiye'de ses getiren bir ziraat odası yönetimi ve meclisi olarak. Edirne Ziraat Odası'nın geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimli genel kurulunun ardından yeni yönetim kendi aralarında toplanarak görev bölümü yaptı. Cengiz Yorulmaz başkanlığında Edirne Ziraat Odası'nda meclis başkanlığına Erdal Akgün seçildi. Şöyle söyleyeyim, pazar günü yapılan genel kuruldan sonra yapılan görev dağılımında Cengiz Yorulmaz Ziraat Odası başkanlığına seçilmişti. Bugün itibariyle yaptığımız toplantıda tüm arkadaşlarımızın ortak önerisiyle meclis başkanlığına aday gösterildim ve seçildim. Oy birliğiyle seçildim. Bugün Ziraat Odası Meclisi'nin ilk toplantısını yaptığını belirten Akgün, oy birliğiyle meclis başkanlığına getirildiğini belirtti. Edirne Ziraat Odası'nda yeni bir dönem başladığını belirten Akgün, bugünden itibaren gerçek anlamda çiftçi ve köylünün çıkarları için çalışacaklarını söyledi. Cengiz Yorulmaz Ziraat Odası Başkanlığına seçilmişti. Bugün itibariyle yaptığımız toplantıda tüm arkadaşlarımızın ortak önerisiyle meclis başkanlığına aday gösterildim ve seçildim. Oy birliğiyle seçildim. Burada oda başkanımız Cengiz Yorulmaz'a ve tüm üyelerin hepsine teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren gerçek anlamda çiftçinin ve köylünün çıkarları için çalışmalarımız başlamış bulunmaktadır. Hiçbir tane üyemiz oy verdiği için pişman olmayacaktır. Güvendiği için pişman olmayacaktır. En iyi yönetim olacağız. Biz iddialıyız. İlk önce Marmara bölgesinin en iyi ziraat odası olacağız. Ondan sonra da Türkiye'de ses getiren bir ziraat odası yönetimi ve meclisi olarak bugün göreve başladık. Gerçekten çok güzel projelerimiz var. Çiftçi için bugünden itibaren alınmış olan kararlarımız var. Mart ayı ile birlikte çiftçilerimizin önüne çok güzel imkanlar gelecek, sunulacak. Yani teknik anlamda çiftçimizin hizmetindeyiz. Güzel şeyler olacak. Bütün üreticilerimiz bizlere güvensin ve bizleri izlemeye devam etsin diyorum.